Taylan Antalyalı, bizim canımız ciğerimiz, kardeşimiz, insanların diline, ağzına görüyoruz ki meze olmuş durumda. Giydiği bir tişörtten mütevellit, Taylan şu anda birkaç tane ahlak bekçiliği yapan ahlaksızlar tarafından yadırganıyor, ötekileştiriyor, toplumun önüne konulmaya çalışılıyor. Taylan bu tişörtü bilerek mi giydi, bilmeyerek mi giydi? Ben bilmiyorum. Bu konu hakkında bilgi sahibi değilim. Şayet bilerek giydiyse, anlamını bilerek bu tişörtü giydiyse onu tebrik ediyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak, bir büyüğü olarak onunla gurur duyuyorum, kıvanç duyuyorum. Cesaretinden dolayı, insanları ötekileştirmediğinden dolayı, kutuplaştırmadığından ötürü, ırkçılık, faşizanlık, partizanlık yapmadığından ötürü Taylan Antalyalı kardeşimi bu bağlamda gönülden tebrik ediyorum sevgili izleyenler. Ekranlarda bunu yapanların amacı, maksatı çok çok belli. Toplumu ayrıştırmak, toplumu kutuplaştırmak, insanları birbirinden uzaklaştırmak, faşistlik ve ırkçılık yapmak. Farkındalar mı, farkında değiller mi bilemem, niyet okuyamam ama bunlar ekranlardan milyonlara hitap ederek bu şekilde yaklaşımda bulunarak insanlık suçu işliyorlar. Bunların yargılanması lazım. Bunların toplumdan uzaklaştırılması lazım. Bunların ıslah evlerine atılması lazım normalde. Medeni toplumlarda böyle olur. Bunların insan içine çıkamaması lazım normalde. Ama dediğim gibi ahlak bekçiliği yapan, ahlak satmaya çalışan ahlaksızlar bunlar. O yüzden bu konu çok hassas bir konu. Türkiye gökkuşağı gibi. Kozmopolit bir ülke. Tek bir renk yok. İki tane renk yok. Gökkuşağı gibi. Rengarenk bir ülke. Ayrımlarıyla, farklılıklarıyla, birbirinden ayrı unsurlarıyla, kavramlarıyla beraber böyle olur. Bunların insan içine çıkamaması lazım normalde. Ama dediğim gibi ahlak bekçiliği yapan, ahlak satmaya çalışan ahlaksızlar bunlar. O yüzden bu konu çok hassas bir konu. Türkiye gökkuşağı gibi. Kozmopolit bir ülke. Tek bir renk yok. İki tane renk yok. Gökkuşağı gibi. Rengarenk bir ülke. Ayrımlarıyla, farklılıklarıyla, birbirinden ayrı unsurlarıyla, kavramlarıyla beraber yaşayan ama birbirinden farklı insanlar topluluğu. Ama bunlar bunu maalesef kabul etmiyorlar. Veyahut ırkçılık, faşistanlık yapıyorlar. Veya başka bir seçenek. Bu ahlak bekçiliği yapan ahlaksızlar acaba şunu mu yapmaya çalışıyorlar? Bir insan herhangi bir konu hakkında, herhangi bir kavram hakkında bu kadar bağırıyorsa, dilinden düşürmüyorsa, bu kadar konuşuyorsa hakir gördüğü o kavramla ilgili bastırılmış duyguları vardır. Bastırılmış duyguları vardır. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Acaba bu insanlar bastırılmış, gizledikleri bu duygularını bu şekilde acaba tölere mi etmeye çalışıyorlar? İnsanların bu özelliklerini anlamamaları için bu şekilde davranışta mı bulunuyorlar? Onu da bilmiyorum. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Taylan kardeşimizin her zaman yanındayız. Her zaman arkasındayız. Taylan bizim canımız ciğerimiz. Devam edelim. Lütfen bu ahlak bekçilerine, ahlaksız ahlak bekçilerine prim vermeyelim. Onlara ihtimam göstermeyelim. Bu arada onları da ekranlara çıkaran ve insanlık suçu işlemelerine müsaade eden yönetimleri de kınıyorum. Bunu da söyleyeyim.